Evet, Kurumlar Arası Basketbol Ligi'nin 5.'si Ankara'da şu an düzenleniyor. Açılış kokteylindeyiz Class Sport TV olarak ve yanımızda CBL Ankara kurucusu Ersin Eroğlu var. Ersin Bey merhabalar. Merhaba, teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Bizlere bugünümüzde yalnız bırakmadınız. Hep birlikte olduğumuz için çok teşekkür ederim. Çok güzel bir atmosfer var. Takımlar da heyecanlı. Biz de merakla bekliyoruz. Evet, gördüğünüz içeride çok 150 kişilik bir kalabalık var. Yani bu sene hem İstanbul'da hem Ankara'da takım sayımız arttı. 23 takıma çıktık. Daha da iki takımdan katılım bekliyoruz. Onların oyuncuları, kaptanları, kurum temsilcileri, işte kurum yöneticileri. Aslında istediğimiz atmosfer bu. Spor bunlar için bir araç. Hep beraber aynı ortamda buluşmaktan çok keyif alıyor arkadaşlar. Beşincisi düzenleniyor. Çok önemli bir organizasyon. Birazcık da formattan bahsedebilirseniz. Tabii. Bu sene 5. senemiz. İlk çıktığımız sene 7-8 takımla çıktık. İşte bugün 23-24 takıma ulaştık. Tabii Türkiye'nin çok değerli, özellikle Ankara'nın hem kamu hem özel sektör kurumlarıyla birlikte yola çıkıyoruz ve mücadele ediyoruz kurdukları takımlarla. Format şöyle, yani aslında Türkiye Basketbol Federasyonu'nun A, B, C klasmanı hakemleri tarafından yönetiliyor. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Federasyonumuz da bize bu konuda çok destek veriyor. Yani Süper Lig'de, İNG Süper Lig'inde maç yöneten hakemler çıkıyor, geliyor. Ondan sonra da bu değerli arkadaşlarımızın maçını yönetiyor. Sosyal bir ortam oluyor ama 3 grupta mücadele edeceğiz. Öncelikle seviye tespit maçları yapacağız. Daha sonra 3 gruba böleceğiz. Bu 3 grupta lig sıralandıktan sonra Seri A ve Seri B olmak üzere 2 tane ana gruba ayrılacak takımlar. Bu 8'erli 16'da normal playoff formatıyla sezon sonuna doğru gidecek. Sezon sonunda hem Seri A'da hem Seri B'de 2 tane şampiyonumuz olacak. Ankara'dan çıkan 2 şampiyonumuz. Bir tanesini inşallah Türkiye şampiyonasına göndereceğiz. Hatta ikincisini birden. İstanbul, Ankara, İzmir'le birlikte, Bursa'yla birlikte 8 takım mücadele edecek Türkiye şampiyonası. Yeri tam belli değil. Yani geçen sene Kuşadası'ndaydı, ondan önce Antalya'daydı, ondan önce Çeşme'deydi, ondan önce Bodrum'da. Bir tanesini de yapacağız bakalım. Geçen sene, daha doğrusu bu sene Ankara'dan 20 takım katılacak. İstanbul'dan da 60 kurum takılacak. Geçen sene de Türk Telekom Türkiye şampiyonu olmuştu. Evet, Türk Telekom Ankara. Ankara'da Aselsan şampiyon oldu aslında. Yani final maçı çok enteresandı. Aselsan çok güzel bir oyunla Türk Telekom takımını mağlup etti. Fakat hani spor böyle bir şey. İşte bütün takımlar İstanbul'da buluştular, ilk kişiler. Türk Telekom bu sefer orada Aselsan'ı mağlup etti. Ondan sonra da İstanbul temsilcisi Ford Otosan'ı mağlup etti yanlış hatırlamıyorsam. Sezonun tam tersi oldu. Evet, sezonun tam tersi oldu. Orada Türkiye Kupası'nı alarak taşlandırdı. Onlar da çok mutlu oldular. Disiplinli, uzun süreli, takım olma, aidiyet duyma ruhuyla hareket eden bütün takımlar bence başarılıdır bu kapsamda. Türk Telekom'da bunun örneklerinden biri verdi. Diğer takımlar da öyle. Yani hepsini süreç içerisinde 15-20 maç yapıyorlar zaten. Bu ay sürüyor bu lig. 6 ay sonra göreceğiz bakalım ne olacak. Kasım'da başlıyor tam olarak. Nisan sonu Mayıs'ta bitireceğiz. Nisan sonu bitireceğiz. Mayıs'ta da Türkiye şampiyonasını yapacağız. 6 aylık bir maraton aslında. Yeni katılan takımlardan da bahsetmek istiyorum. Hacettepe Üniversitesi bunlardan biri. Evet, Hacettepe Üniversitemiz, hatta rektörümüz de içeride geldi sanıyorum. Hacettepe Üniversitesi bünyesindeki çalışanlardan oluşan takımlar. Yani yanlış anlaşılmasın. Herhangi bir kurumda öğrenci, üye, bilgiler falan diye bir şey yok. Hacettepe Üniversitesi'nin yanında TUSAŞ Dayı takımı tekrar geri döndü ve aramızda. Üçüncü takım bizim için çok değerli bir takım. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı adı altında katılıyorlar. Onlar da bu sene ilk senesi. Yani kamusal alanda bu tip organizasyonların olması, yükselmesi, bunlara önem verilmesi, oradaki yöneticilerin bunlara önem göstermesi bizi çok mutlu ediyor. Yani bir spor adamı olarak, yıllarını spora vermiş bir kişi olarak kamuda bu tip hareketleri görmek bizi çok mutlu ediyor. En çok mutlu eden şey o. Yani. Çok teşekkür ederiz size. Ben teşekkür ediyorum. Class Sport TV olarak Kurumlar Arası Basketbol Ligi'nin 5. sezonunu canlı yayınlarla hafta sonu yayınlayacağız. YouTube ve Facebook üzerinden Kurumlar Arası Basketbol Ligi'ni seyredebilirsiniz. Evet, sizi de tanıyalım Emre Bey. Emre Atalay ben. Corporate Basketbol Ligi kurucusuyum. İstanbul'da 11 senedir yapıyoruz bu organizasyonu. İşte biz de 10 takımla başladık yavaş yavaş. Bu sene 66 takım, rekor sayı 66 takımlı bir lig organize ediyoruz. İşte Ankara'da da Ersin abi sağ olsun 5 yıl oldu. Onların da yani göz açıp kapayana kadar 5 yılı onlar da 22 takımlı çok güzel bir lig yapıyorlar. Gayet iyi gidiyor. Hani keyifli oluyor. Sonrasında da bir Türkiye şampiyonası gerçekleştireceğiz. Bu sene İzmir'de de başlıyoruz. Geçen sene Kuşadası'nda olmuştu. Aynen. Türkiye şampiyonasını orada yaptık. Bu
sene de bakalım. Büyük ihtimalle Antalya, böyle yine güzel bir yörede yapacağız gibi gözüküyor. Bu sefer İzmir'den de gelecekler. İşte Bursa'dan yine gelecekler. Böyle güzel bir organizasyon yapacağız. Eline sağlık herkesin. Sizin de verdiğiniz destekler için çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Türkiye'de aslında corporate basketbol, yani kurumsal basketbol alanındaki bu ligleri kuran Emre kardeşimiz, çok eski dostumuz. Çok büyük özveriyle, çok büyük bir motivasyonla bu işe başladı 11-12 yıl önce. Ve hakikaten geldiği nokta çok güzel ve doğru ve objektif işler yaptığı için bugün bu seviyeye geldi bu lig. Onu da kendisini canlı yayında da tebrik edeyim. Biz de tebrik ediyoruz. Bir de kurumlar arası iletişimi sağlaması bakımından da çok önemli bir organizasyon. Tabii burada firmalar network yapıyorlar. Yani satışlarını artırıyorlar. Birbirleriyle çalışma imkanı sağlıyorlar. Çalışanlar için de aynı şekilde. Diğer firma çalışanlarıyla, kendi şirketlerindeki arkadaşlarıyla, işte CEO da oynuyor bir ligde. İşte muhaberattan bir çocuk da oynayabiliyor. Yani bunların kaynaşması, şirket aidiyeti anlamında, katılım anlamında çok faydalarını görüyoruz. İnsan kaynakları gözüyle baktığımızda. Pazarlama tarafında da öyle. Sizin gibi işte Klas Spor gibi işte bir olması çok önemli. Çünkü firmalar kendi adını duyuruyorlar bu sayede. Bu da çok önemli. Hem pazarlama hem İK tarafında baktığımızda çok önemli. Dolayısıyla da faydalı bir iş olduğu için de büyüyor. Her sene giderek artıyor. Umarız hani gelecek yıllarda daha da katılım artar. Hedefimiz bu. Farklı şehirlerde de yapmak ligi. Evet, yanımızda Mete Sancay var. Türk Telekom takımının kaptanı kendisi. Birazdan kendisini tanıtacağız ama şu hatırlatmayı yapalım. Geçen sene Kurumlar Arası Basketbol Ligi'nin Türkiye şampiyonu Türk Telekom olmuştu. Böyle bir hatırlatmayı yapalım. Normalde ligde Ankara'da Roketsan'dı sanırım. Aselsan. Ankara'da Aselsan. Aselsan Ankara'da şampiyon olmuştu. Türkiye şampiyonu da Türk Telekom oldu. Şimdi kendisiyle kendisi tanıtır mısınız? Türk Telekom'da çalışıyorum. Yaklaşık 12 yıl oldu Türk Telekom'da. Bu organizasyon da bu yıl inşallah 5. yılımız olacak. Türk Telekom'da kamu müşteri yöneticisi olarak çalışıyorum. Burada da Türk Telekom'un takım kaptanlığını yapıyorum. Yani öncelikle şunu söyleyeyim. 5. yıl olduğu için gerçekten her yıl üstüne kata kata giden bir organizasyon var. İstanbul'da Emre Bey, Ankara'da Ersin Bey çok büyük katkıları var. Başından beri bu organizasyonda olduğumuz için her yıl arasındaki farkı da çok net olarak görebiliyoruz. Çok rekabetçi, çok güzel bir ortam var. Hem şirketler arası sinerjiyi arttırmak adına hem de sportif olarak insanları daha şevk etmesi açısından çok güzel bir organizasyon. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum burada. Kesinlikle kurumlar arası iletişimi sağlaması bakımından farklı bir organizasyon ve aslında Ankara'nın da İstanbul'un da tüm şehirlerinde buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Doğru. Hem de o kurumda çalışan insanların birazcık tabii spora motive olması bakımından. Bu sene de iddialı mısınız Türk Telekom olarak? Yani kadromuzu koruduk. İddialıyız. Her sene iddialıyız ama çok gerçekten güçlü takımlar var. Herkes de iyi hazırlanıyor bu organizasyona. Artık daha tanınan yıllar içinde oturmuş bir organizasyon olduğu için katılımcılar da ve çalışanlar da uzun yıllardır çalışan arkadaşlar. Bakalım bu sene de iddialıyız. Biz iddiamızın hiçbir zaman vazgeçmiyoruz ama kolay olmuyor tabii. Hem Ankara ayağı çok zor, hem İstanbul ayağı çok zor. Diğer illerden gelen arkadaşlarımız, firmalarımız var. Güzel rekabetçi bir ortam var. Keyifli geçtiğini düşünüyorum ben. Ve zaten her yıl yaşanıyor yani. Önemli olan da bu keyif zaten değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Çok teşekkürler, sağ olun. Sağ olun. Evet, şimdi de Roketsan'dan Kadriye Hanım yanımızda. Nasıl geçiyor organizasyon? Çok güzel bir organizasyon var ve Kurumlar Arası Basketbol Ligi'nin 5.'si düzenleniyor. Biz de Klas Spor TV olarak yayınlayacağız, canlı olarak yayınlayacağız maçları. Sizin de düşüncelerinizi almak istiyorum. Çok memnun olduk öncelikle böyle bir uygulamada. Çünkü arkadaşlarımız, gelemeyen çalışanlarımız takip ediyorlar sürekli dışarıdan. Bu sene herkes duyunca çok sevindi böyle bir uygulama olduğunu. Organizasyondan da biz çok memnunuz. Kurulduğu günden beri biz bu organizasyonun içindeyiz. Gayet de memnunuz. Takımımız da memnun, şirketimiz de memnun, seyircilerimiz de memnun. Partilerimiz de çok eğlenceli geçiyor. Her şey çok yolunda. Çok memnunuz. Bu sene de yer aldık yine. Her sene de katılım artıyor. Katılan takım sayıları da artıyor. Bu sene daha da fazla artmış durumda. Şampiyonluk hedefliyor musunuz? Tabii ki her katılımcının hedefi şampiyonluk. Ama bizim öncelikli hedefimiz çalışanlarımıza sportif
bir etkinlik sunabilmek, onları işte bir arada takım oyunlarında birlikte kaynaştırabilmek bizim ilk politikamız. Öncelikle onları sağlık ve spora teşvik etmek. İkinci olarak da başarı tabii ki bekliyoruz. Bu sene de iddialıyız. Evet, yanımızda Hacettepe Tıp Fakültesi'nden Sancar Bey var. Takım olarak bu sene bu organizasyona ilk kez katılıyorlar. Evet, duygularınızı alalım Sancar Bey. İlk kez katılıyorsunuz bu turnuvaya. Evet, ya duygularımız heyecanlıyız tabii. Biz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak ilk kez Şirketler Basketbol Ligi'ne gireceğiz. Bizim için hani bir ilk olacak ve o yüzden takımın heyecanı yüksek. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız biz de ligde. Umarım renk katarız diye düşünüyorum. Takımımız hep hekimlerden oluşuyor. Bu nedenle daha çok çalışıp böyle daha taktiksel oynayarak diğer takımlara gözdağı verebiliyoruz buradan bu şekilde. Sizi de tanıyalım. Ben ortopedist olarak görev yapıyorum. Bu benim 5. senem. Bir sene sonra artık uzman hekim olacağım. Takımın bir çoğunluğu da ortopedi bölümünden oluşuyor ama bunun haricinde anestezi, dahiliye doktorları, hatta psikiyatriye kadar bütün bölümlerden doktor arkadaşlarımız ve intern arkadaşlarımız mevcut. Teşekkürler. Bu sene ilk kez katılsak da şampiyon olabiliriz gibi bir amaç var mıdır? Evet, kesinlikle. Yani bunun için hazırlık yapıyoruz. Şampiyon olacağımızı düşünüyoruz. Yani ben takımdan ümitliyim açıkçası. Peki mevki olarak siz hangisinde oynuyorsunuz Sancar Bey? Ya ben 2 numara pozisyonunda shooting guard olarak takıma ben kaptanlık edeceğim bu sene. Ama diğer arkadaşlarım hani ellerinden gelenleri yapacaklar. Takımda çok yetenekli olduğunu düşündüğümüz oyuncularımız var. Hekimler olarak bu sene biz de boy göstereceğiz diyelim. Kurumsal Basketbol Ligi 5. sezon kura çekimi ve açılış kokteyli böylelikle sona erdi. Klas Spor TV olarak her hafta sonu Kurumsal Basketbol Ligi CBL Ankara'yı ekranlarınıza getireceğiz. Klas Spor TV olarak YouTube ve Facebook hesaplarımızdan yayınları seyredebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın diyoruz ve Kurumsal Basketbol Ligi heyecanını her hafta sonu evlerinize taşıyacağınızı iletiyoruz. Şimdilik hoşça kalın, sporla kalın.